Nurcuğum hoş geldin. Nasılsın? Nasıl keyifler? Hoş bulduk. Çok çok iyiyim hocam. Biraz yine heyecanlıyım. Bir bakayım. 5'ten önceki gibi falan bir anda sizi olduğunuzda heyecanlanıp bütün sunumumu unutmamaya çalışacağım. 5 sene oldu mu o ya gerçekten? Değil mi? Herhalde Pandemiden oldu hocam ya. önceydi. Baya Bayağı önceydi. bayağı. Arkadaşlar chat ufaktan bahsedeyim. Ben Nuri ile 2014 yılında mı tanıştım? Aynen Değil hocam. mi? 2014. Sağ önden koridor tarafında ikinci sıra. Değil mi? Oturduğun yer yani. Hatırlıyorum. Detayı Hatırlıyorum. Yıllar önce naçizane öğrencim olmuştu. Hocası olmanın şansına nail olmuştum Nur'un. Hani o yüzden bir aramızda da böyle geyikler goygoylar dönüyor ufaktan. Hoş geldin Nur. Seni kanalda ve yani özellikle HackerConf'un içerisinde konuşmacı olarak görmekten çok mutluyuz demiş olayım. Sözü sana bırakayım. Sunuma ne zaman başlamak istersen de söyle. Ekrana sunumunu veriyor olacağım. Şu anda sözü sana bırakıyorum can dostum. Ben de hep buradayım zaten. Konuşuruz istersen karşılıklı. Tamamdır. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ya öncelikle ben normalde böyle çok fazla sunum yapan bir insan değilim. Şirkette falan yapıyorum çoğunlukla. Bazen heyecanlanırsam lütfen mazur görün. Veya aralarda zaten yazıyorsunuz bir soru bir şey olursa şey yaparsınız. Ben biraz kendimi tanıtma kısmını aslında anlatacağım şeylerle bağlamaya çalışacağım. Çünkü biraz daha çok böyle kendi mesleki gelişimimle beraber edindiğim yaklaşımı aktarmaya çalışacağım. Bunu da böyle teknik bir tane örnek seçtim. Hayatıma kazınmış bir şekilde olanını. Kendimi tanıtmadan önce bu örneği neden seçtiğime geleyim aslında. Ben eskiden aslında birçoğunuz gibi Java'dan nefret eden bir insandım. Böyle lanet olsun neden noktasına geliyordum üniversitede. Sonrasında bir tane iş yerimde bana Java ile ilgili tatlı bir görev verildikten sonra böyle "Aa, çok güzel bir şeymiş. Bunu hani yazması hoş değilmiş benim için ama exploit etmesi, öğrenmesi, dibine doğru dalması gerçekten hoşuma gidiyormuş." diye kavradım bir süre sonra. "Hocam, ekranı sunumu da alabilir miyiz? Toparlayıp Tabii gireyim." ki. Ben sunuma verdim şu anda ekrana. "Çok teşekkür ederim." Şimdi ben kimim noktasında LinkedIn'den oradan buradan zaten adım adım bir sürü şeyi geçtiğim şirketleri vesaireleri görürsünüz. Bunları anlatmak çok da yararlı bilgi değil. Ama ve lakin burada anlatmak istediğim şu. Baktığınız zaman geçmişte hem research tabanlı şirketlerde de çalıştım. Danışmanlık da yaptım. Şu an böyle bankalarda da çalışıyorum. Baktığınız zaman research tabanlı şirketlerden gelip de daha sonrasında hani kritik altyapı dediğimiz yerlere geçtim. Hani bunlar normalde taban tabana ya aynı işi yapmıyor gibi de olabiliyor. Ama ve lakin hani bütün zaman boyunca edindiğim şeyi birbirine katıp aslında bir kendime özgü bir yaklaşım oluşturmaya çalıştım. Çünkü research yaparken öğrendiğim şeyleri kendi hani test metodolojiniz olur, bir şeyleri keşfedebilme kapasiteniz, yolunuz bunlara katmaya çalıştım ve kendi yolumu oluşturmaya çalıştım. Bir de böyle zaman geçtikçe kendinize kattığınız know-how olur ya, onunla beraber iyileştirmeye çalıştım. Velhasıl belli bir şeyden geldim, gidiyorum, her gün kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra bugünkü ajandamızı şöyle basit başlıklar etrafında toparladım. Birazcık aslında işin böyle tek tek kod okuyacağımız kısmına girmeden öncesinde şu an ne yapıyorum? Geçmişle bunu nasıl bağlıyorum kısmını şey yapacağım. Hızlıca bir toparlayacağım. Korkmayın, sizi çok sıkmamaya çalışacağım. Şimdi normalde baktığınız zaman büyük bir kurumda çalışmıyorsanız hani DevSecOps değişimlerine, entegrasyonlarına veya işte orada kurumun nasıl nelerle yüzleştiğini çok fazla böyle yüz yüze gelemiyorsunuz. Case'leri çok göremiyorsunuz bazen. Ama çok temel bir fark var. Hani ilk başta onu anlatmak bence çok mantıklı. Çünkü bu bir yoğurt yiyiş tarzı bence. DevSecOps'la SecDevOps dediğimiz şey bazen sanki birbirine yeri karıştırılmış da söyleniyormuş gibi geliyor ama aslında aynı şey değil. Bu bir yaklaşım farkı. Yani security aslında ne kadar önceliklendirdiğiniz basit bir şeyle anlatmaya çalışırsak birinde otomasyonla ekleyeceğiniz entegrasyonlar çok daha fazla hem
yazılım ekiplerinin hem de işte güvenlik ekiplerinin bütün aslında kritik altyapı dediğimiz sistemin içerisine daha fazla dahil oluyor. Manuel testleriniz veya işte çok dikkat ettiğiniz böyle detay olan işleriniz de bir tık böyle hem miktar olarak azaltılıyor. Bazen böyle aslında şiflet de biraz daha sona doğru itiliyor. Ama hani security'yi başa aldığınız zaman her aşamada biraz daha çok manuel testleriniz olsun veya her bir otomasyon bağımsız test fazlarınızı daha fazla entegre etmiş oluyorsunuz. Benim kafamda hani bunların ikisinin farkı olarak baktığım zaman en temel bu çıkıyor. Şu an çalıştığım yerde de aslında bir nevi bunun üstüne çalışıyorum. Bunun dışında hani baktığınız zaman DevSecOps'ta veya işte SecDevOps'ta statik kod analizi hani aslında güvenlik ekibi tarafından baktığınız zaman yaptığımız birçok test metodu var. Hani statik kod analizi yaparsınız, pen test yaparsınız. Eğer hani bir şeyler daha fazla elinizdeyse IAST yaparsınız. Interactive Application Security Testing dediğimiz kısım ki aslında bu çok güzel, biraz daha çok sizin karşınızda test ettiğiniz şeye görünürlüğünü arttıran bir şeydir. Ama velakin hani şuradaki karşılaştırmaya veya şeye geçmeden önce genel olarak ben şeyi gözlemliyorum. Bilmiyorum hocam hatalıysam uyarın beni ama Yo, estağfurullah. statik kod analizini genelde insanlar çok fazla sevmiyor. Hani Ya. ya buyurun. Evet, yo, doğru. Yani ben kendim yaptığımda seviyorum hani, ama Evet. tuğla yaptırınca bu arada bu birazcık outdated da bir bilgi, geçmişten gelen bir şey. Çünkü geçmişte çok kötü örneklerini gördük ettik, ama günümüzde bu konu bir tık da değişiyor. Hazır şey gelmişken de, az önce DevSecOps, SecDevOps diyordun ya, o şey gibi geliyor bana, hani önce sen kapat, hayır önce sen kapat, hayır önce sen kapat. Hani Değil mi? Değil mi? ya, örneğin o bana her zaman şey, hayır, ben de seni daha çok seviyorum, hayır ben seni daha çok seviyorum. Neyi önceliklendirmeye karar veremediğimiz bir hikaye oluyor genellikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani böyle şey bazen böyle otomasyonu arttıralım, şeyine kaçalım dediğinde ama böyle hani bakıyorsun seki biz daha çok önemsiyoruz, daha Evet. çok böyle şey yapıyoruz deyip böyle yok sek DevOps dönüşümü yapıyoruz diye geliyor bir kısmı. Hani yok ama hani kimse aslında ne yaptığının bence farkında değil biraz Aynen bence. öyle. Buyur, buyur, buradayım ben Ya, hep. Aynen. tamamdır. Ya burada da statik kod analizinde evet tuğla yaptırıldığında böyle hani bir tık böyle sıkıyor. Ama ilk başlarda hani yalan değil ben de sıkılıyordum. Ya öf, yapıyoruz, okuyoruz vesaire falan filan. Bir de hani ben programlamayı da severim. Üniversiteden bu yana sağ olsun hani rastgele tercih edip mükemmel hocalarım oldu. Hani o yüzden programlama konusunda da böyle zevk alırım. Yani okuyayım, kodu ne yaptığını anlayayım. Bir adam bir şey yaratmış ama ne yapmış burada bir ona bakayım. Bunlar benim ilgimi çekiyor. Statik kod analizi yaparken de tool çıktısına baktığımız zaman şey fark ettim. Belli bir süre sonra sadece statik kod analizi yapıp da yaptığı ürünün pen testini yapmayan adam evet gerçekten sıkılabiliyor. Tool'un içerisinde de hani sadece onun ona verdiği şeylerle kısılı kaldığı zaman ya o adamın hayatı gerçekten çok yavan geçiyor bence. Ya benim gözümden öyle açıkçası. Ama velakin mesela yaklaşım olarak benim böyle bir şansım da vardı. Kendi işimi uzun bir süredir seçebiliyorum. Şöyle bir ard arda getirme olayına girdim. Önce statik kod analizini yaptım yaptığım işlerin. Hani özellikle bankalarda çalışırken buna dikkat ettim. Statik kod analizini öne aldım. Yaptığım şeyin statik kod analizini koydum mu? Kodun içerisinde sadece hani tool'un bana verdiği şeyle yetinmeyip açıp hani İDE'de tek tek böyle içeriğini okuyup ya bu buna şey yapmış anladığım şeyi bir elime kağıt kalemi alıp bir yapı çizmeye çalıştım. Ne nereden gidiyor? Hani basit mantıkla şey denilebilir aslında. Threat modeling'in böyle kağıda dökülmüş halde diyebilirsiniz. Mimariyi anlamaya çalışma böyle ıkınma aşaması da diyebilirsiniz. Koddan ne anladığımı çizmeye çalıştım. Bunu koydum köşeye. Bu benim pen testime hazırlık. Çünkü hani pen testime körlemesine girmemem lazım. Biraz da şey korkusu olur ya. Birkaç kez de yaşadım ben bunu. Kritik ortamda çalışıyorsun. Evet. Yaptığın şeyin sonrasında illaki biri test edecek. İllaki biri şey yapacak. Hani %100 bir şeyi coverlayamazsın ama bu da kendi kalitendir. Bir şeyi arttırman gerekir. Velhasıl bu ikisini art arda koyduğum zaman daha verimli
test yaptığımı fark ettim. Ama gün sonunda da şuna doğru döneceğim. Yavaş yavaş hani pentest'te gördüğüm hatalarla kod içerisine de girebildiğimi fark ettim. Şimdi toparlayayım. Birazcık böyle bir anlatma kısmını geriye doğru atalım. Ama ve lakin hani bunun yararlarını biraz şöyle şuraya yazmaya çalıştım. Bana verdiği şeylerden veya işte hani sizin Zero Day Research'la alakalı çok güzel bir yayınınız vardı. Oraya da dokunduğunu düşünüyorum ben bu kısmın. Hani kodu okuyup aynı zamanda da test etmek, verdiği hataları tek tek inceleme kısmı hani hiç beklemediğim bir yerden aslında Zero Day bulmaya doğru gidebileceğim bir şey. Bir de bu iki test metodunu art arda sıkıştırdığımız zaman eğer ki hani böyle sürekli internal iş yükü içerisinde kapanan bir yerde çalışıyorsanız context switching bir yerden sonra sizden çok götürmeye başlıyor. Bunu yaptığınız zaman daha fazla dikkatiniz dağılmıyor. Hani ondan ona geçtim, uygulamadan uygulamaya mimariler birbirine girdi, input neredeydi diye kalmıyor arada insan en azından. Yani bu çok götürebiliyor. O yüzden zaman avantajı da olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz buralardan toparlayıp şöyle ilerisinde bir örneğim var. Bunu inceleyip bunun üstünden gideceğim ama biraz edindiğim birkaç tane best practice var. Bunlardan böyle bahsetmek istiyorum. Eğer ki hani bir sürü yazılım ekibinin veya işte görece sizin ekibinizden fazla insana hizmet verdiğiniz bir ortamda çalışıyorsanız bir süre sonra davranışları öğreniyorsunuz. Bu sadece hani bir bankada vesaire de değil. Ben bu öğrendiklerimi sadece bankada da öğrenmedim veya işte geçmişte test ettiğim yerlerde de öğrenmedim. Bug bounty programları olur, hani kaşıdığınız şeyler olur veya açık böyle bir test uygulaması olur, onlar olur. Onlarla da öğrenebiliyorsunuz. Bunlar da mesela payment tokenların, bug bounty programlarında bunu da çokça gördüm mesela. Payment tokenlar kullanımı hangi ülkede olursanız olun aslında çok değişmiyor bazen. Payment tokenlarda bazen şuna dikkat edilmediğini gördüm. Token'ı alıyor ama token'da mesela diyelim ki sizin user'ınıza bağlı bir payment token üretti. Bir ürün alıyorsunuz, bir ödeme sistemindesiniz. Ancak bu ödeme sisteminin ortamında da bunun bir fiyat değerini aldı. Bu fiyat değeri içerisinde de sizin mesela diyelim ki elma ve armut alıyorsunuz. Elma 2 lira, armut 5 lira. Bu token içerisinde sadece fiyat değerini taşırsanız, bu ödeme tokenu sadece onu taşıdığında en sonunda kullanılmadan önce elma için bir token oluşturup 2 liraydı ya elma. Bu token'ı hiç ödeme noktasına getirmeden durdurduğunuzda yani aslında basitçe Burp'te isteğinizi drop ettiğinizde diğer tarafta tekrar kullandığınız zaman aslında 5 liralık armutu 2 liraya alabildiğiniz birçok durum söz konusu olabiliyor. Sadece şuna dikkat etmek gerekebiliyor bazen. Hani ödemeli sistemler tarafında aslında entegrasyon dediğimiz şey çok yaygın. Yani zaten biliyorsunuz, çokça görüyorsunuz, biraz böyle trafiği intercept ettiğiniz zaman aslında gördüğünüz kısma giriyoruz burada. İşte X POS uygulamasına veya işte diyeyim PayPal vesaire adamın ödeme yaptığı kısım hangisi ise onunla entegre ettiği kısım var. Burada baktığınız zaman orada oluşturduğumuz payment token aslında öbür taraftan geliyor ve adamın kendi API bağlantısı sayesinde kendi tarafında doğruladığı bir şey olabiliyor. Sadece siz mesela küçük basit bir filtreleme yaptığınızda adamın eğer ki sadece subdomainine baktığı kısmı filtrelerseniz interceptinizde hiç bu payment token'ın geçtiği domain buna dair trafik aslında gözünüze hiç çarpmayabiliyor. Öyle olunca da orada hani basit güzel bir basit de değil aslında bence ama güzel bir lojik zafiyeti kaçırabiliyor insan. Yani gün sonunda payment tokenlardan çok güzel, çok tatlı lojik zafiyetler elde edilebildiğini gördüm. O yüzden benim için kıymetli bir tecrübeydi. Bunu böyle hafiften bir arkaya atarsak, authentication temporary tokenlar var mesela. En çok böyle karşılaşıp sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bir password reset kısmı düşünün. Password reset kısmında hani böyle şey denir ya hızlıca böyle şey yapabileceğiniz şeyler aklımda böyle bu sunumu hazırlarken böyle ya best practice olarak aklıma hızlıca son dönemlerde ne geliyor diye toparladığım şeyler bunlar aslında. Authentication temporary token kısmında password reset'e tıkladığınız zaman size genelde atanan token cinsi mesela. Bu token cinsiyle hani baktığınız zaman orada
authorization temp gibi de görebilirsiniz. Sadece authorization'a biraz dikkat etmek gerekiyor ve aldığınız token'ı henüz password'ünüzü reset etmeden veyahut reset ettikten sonra eğer ki oradaki yetkilerinizi de sıfırlamıyorsa buna da dikkat edebilirsiniz. Daha yetkili bir sayfaya gitmek için aslında oradaki authorization token'ı da değiştirdiğinizde bazen gidebildiğiniz kısımlar görüyorsunuz ve hani çok tatlı oluyor. Bu authorization temporary token'da mesela bütün tokenların scope'ları belirlenmiş oluyor. Bazen unutulan kısımlardan bir tanesi. Hani eğer bir authorization ve authentication yetkilendirme kısmında user'ların rollerine göre scope'larını belirliyorsanız bir sürü rolün scope'ları belirleniyor ama bazen temporary token'ların scope'larının belirlenmediğini, unutulduğunu gördüm. Çok tatlı şeyler çıkartabiliyor insan buradan. Eğer ki yetkili bir kısım varsa oraya gidebiliyorsunuz. Bazen bir defasında da admin tarafındaki kısma direkt olarak yetkili bir şekilde Bunun üstüne biraz erişebildiğini görmüştüm. O yüzden basalım mı? Burada tatlı bir ilginç trik. bir case var Nur benim için. Evet. Yani üzerine bir tık basalım ve konuşalım. Hani sunum diyoruz ama bir tık da eğitim tadında gidecek. Ben şeyi doğru anlıyorum değil mi? Mesela temporary token generate edildiğinde bu geçici bir token diyorsun. Ve uygulama böyle bir token generate ettiğinde farklı user yetkilerine göre ilişkilendirdiği, oturuma ait olan token'a uyguladığı permission kontrollerini temporary token'lara uygulamayı unuttuğu case'lerden bahsediyorsun değil mi anladığım kadarıyla? Aynen. Yani aslında Aynen bu hocam. chat'ten birçok hem yazılımcı hem belki de güvenlikçi arkadaşın aklına gelmeyecek bir şey. Yani uygulamaya gidiyorsun, parolayı unut yani şifre parolamı unuttum diyorsun. Sistem sana bir token generate edip gönderiyor ama hani bu token'la zaten developer use case bakış açısına linki tıkladığını zaten hani şey gelecek. Create new password Kesin formu. çalıştım. Hani create new password formu zaten successful olduktan sonra ben bu token'ı zaten expire edeceğim. 24 saatte kullanılmazsa gene expire edeceğim. Tamam bu kurallar lojikleri uyguluyor ama o token'ın yetkilendirme şeması içerisinde karşılığı olmadığı için aslında god level token'a çıkmaya başlıyor ister istemez diyorsun. Aynen öyle. Şey Bu yapılabiliyor ama mesela bunun kapatmak istediği zaman mesela API Gateway'de kullandığı ürüne veya kendi yazıp yazmadığına göre değişir. Hani scope'unu belirleyip mesela sadece işte password reset scope'una koysa aslında bütün iş çözülecek ama genelde hani temporary token zaten bunu sistem bana geçici atıyor deyip oraya bir süre veriyor mesela ama şunun da farkında olmayabiliyor. Temporary token'ı atadığında şey token olarak geçiyor ya bu token yenileme için Refresh refresh token. token. Aynen hocam. Burada tekrar bu token'ı kullanmaya devam ettiğiniz zaman da bunun için tekrar refresh token üretmeye başlıyor sistem. Hani temporary olarak ürettiğimiz şey hem god level'a gidiyor hem de bir de refresh ediyor Aynen kendisini. öyle. İç içe oluyor. Çünkü refresh token da elinde bulunduğu için hani sen bu temporary token'ı refresh token'la gidip aynı endpoint'ten sürekli generate ederek aslında şeye sahip oluyorsun. Böyle god level bir unlimited access'e. Bu da şu anlama gelmiyor mu biraz ya sevgili chat? Yani o kadar güzel ve kıymetli. Yani çok keyif aldım şu anda var ya. Acayip keyifli bir topiğe getirdin hikayeyi. Hani yani o günümüz mimarisinde bir şeyleri tamamıyla servislere ayırıp ayrıca yönetmeyi kolaylaştıralım derken ana tablodaki yönetilebilirlik kaçıyor. Yani sen arka tarafta servisini kullanıyorsun. Belki GVT objen oraya geliyor ama ön taraftaki API Gateway bambaşka bir şey. Hani bu tüm Kesinlikle. sistemi yönetememekten bir noktada da ortaya çıkıyor sanırım. Yani çok mutlu ol. Çok güzel topik. Süper. Tamam devam et Rica kızım. ederim. Tamamdır. Geçiyorum Geç hemen. geç. Ya o noktada da şey var mesela genelde yapılan bazı yanlışlıklar da görüyorum. Bazen böyle şey karşılaştırmalar olarak anlatacağım ama mesela böyle API'ları böyle dağıtıyoruz ya herkes mesela bir projeye başlıyor. Tutuyor ya çok zaman alır şimdi ben oradan entegrasyon istemeyeyim. Şöyle kendi API'mi ayaklandırayım bakış açısı var. Ya bunun katastrofisi var ya çok güzel çünkü ya bizim açımızdan böyle şey ağzımız sulanabiliyor. Çünkü baktığınız zaman tamam bir sürü yanlışlık test edeceğim, onu bulacağım. Güzel ben seviniyorum, iyi, hoş ama hani architecture kısmına geldiğiniz zaman işin sadece böyle hani test ediyorum, sonuç veriyorum kısmına değil de buradaki mimariyi sıkılaştırma, iyileştirme kısmına geldiğiniz zaman tonlarca API yazıyor ya insanlar böyle hani ve şeye çıkıyorsunuz bunları prod'a çıkacaksınız ve hiçbirisi merkezi bir ortama bağlı değil. Herkes tokenlarını kendi generate ediyor, gidiyor böyle hani kendi JVT mekanizmasını da doğru oturtturmaya çalışıyor ama JVT mekanizmasını doğru konfigüre etmek de aslında bence önemli bir meziyet. Yani buradaki karmaşa çok böyle hani
lezzetli oluyor açıkçası. Çünkü baktığınız zaman tamam, bir yeri sağlamlaştırdınız. Merkezi bir tane API gateway açtınız. Bütün önlemlerinizi koydunuz. Her şey harika, gidiyorsunuz. Ama hiç bilmediğiniz bir yerden birisi tekrar bir API'ye ayaklandırdığında bütün işinizi başa sarmanız gerekiyor. Bütün kontrolleriniz, her şeyiniz. Daha öncesinde uyguladığınız sistem için o gerçekten gerekli miydi, o muydu? O yüzden buradaki kısım gerçekten hani lezzetli bir şey, ama işin architecture tarafına, sıkılaştırma ve iyileştirme tarafına geçtiğiniz zaman da kabus gibi bir şey. Ama hala zevk alıyorum. Velhasıl biraz daha çok böyle işin sondaki syntax sugars olarak adlandırdığım kısma geçersek. Şimdi syntax sugars diyorum, bu üniversiteden Recai Hocam, canım benim. Onun bana kattığı bir şey. Syntax sugars diye anlatırdı. Yıllardır da bende öyle kaldı. Şimdi bir dili öğrenmek veya hani sadece architecture tarafına geldiğiniz zaman kısmı değil de işin. Baktığınız zaman eğer ki diğer ekiplerle beraber çalışıyorsanız, hani şey algısı vardır ya bazen. Geçmişte ben bunu çok fazla duyuyordum. Güvenlikçiyim, programlama bilmiyorum. Kod vesaire yazmam, etmem. Bazen bu yaklaşımlar geliyor. Ama ve lakin bu o kadar yanlış ki, aslında önce hani zaten aslında bu kanalda çok çok fazla konuşulmuş bu. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Baktığınız zaman karşınızda beraber çalıştığınız kişinin, ekibin yaptığı işi anlayabilmeniz için o kodu okuyabilmeniz gerekiyor. Hani sintaksi okuduğunuz zaman evet bunu anlarsınız. Bu zaten hani sizde olması gereken bir yeterliliktir. Ama ve lakin bir de sintaks sugar'lar var. Yani bir dile özel olan şeyler. Onları da aslında sizin hızlıca böyle ya bu neymiş, kodu okudunuz, görmediğiniz, bilmediğiniz bir şeyle karşılaştınız. Hani şey gibi değil bu. Çünkü her şey böyle if'den else kadar böyle hızlıca anlayabileceğimiz şeyler olmayabiliyor. Adam oradan bir yerden böyle öyle bir özellik kullanıyor ki aslında bütün hayatının kısa yolunu bulmuş oluyor. Bunlar da syntax sugars olarak geliyor. Peki bu syntax sugars'ların aslında bizim ne denir? Güvenlik tarafına biraz daha çok entegre olmuş haline, benim böyle burada gördüğüm halinde sevdiğim şeylerden biri. Bu arada ben bu sunum için normalde bir app yazmıştım. Bunun üstünden gidecektim. Sonrasından baktım olaylar biraz karışıyor. Daha farklı bir yaklaşım yapayım diye sevdiğim bir örnek üstünden gitmeye karar verdim. Ama velakin GitHub hesabımdan bu yazdığım Vulnerable app'i de yayınlayacağım. Oynamak, etmek isteyen buradan bu app'i karıştırabilir. Kendimce küçük küçük örnekler yapmaya çalıştım. Basit bir Flask app. Sadece HackerConf için yazmıştım bunu. Cancağızım, benim küçük yodam, bunu yayınlamazsan hani Biliyorum hocam, öldürürsünüz. canını alırız bu chat olarak. Bu kodu bir yayınla. Hatta bence şöyle yapalım. Bunu adam akıllı bitir de bir gün bir yayına gel, orada anlat birlikte. Şunu yaptığımızı karşılıklı daha rahat bir konsepte yapalım yani, hani istiyorum. Olur mu? Olur tabii ki hocam. Eğer bu olmazsa ben biliyorum chat gerçekten spam deriz tüm hesaplarını. Elimizden ne geliyorsa yaparız. O Hocam yüzden bir şey söyleyeyim, tamam. söz Hiç sende. sıkıntı yok. Canımsın. Biliyorum bunu yapmazsam gelip yani hani Balıkesir'e gelip köpeğimi bahçeden alırsınız, onu da biliyorum yani. Köpeğini alırım. Sana dokunmam. Çok tatlı bir German Shepherd'ı var arkadaşımızın. O yüzden. Neyse, konumuza dönelim. Gene saçma sapan bir noktaya erittim hikayeyi. Özür dilerim. Evet, simple bir logomuz var orada. Flask app'imiz var. Buyur can dostum. Aynen. Ya buradaki aslında şey yapmak istediğim şey şu. Buradan küçük bir örneği özellikle sadece Zoom in söylemek yap. istedim. Zoom in yap. Hemen Aynen. şey yapıyorum, bir saniye. View Appearance are Zoom mu in. neydi? Zoom. Command Shift 0 galiba. Vur bakayım Command Shift 0'ı. Ha, aynen. Şunu da çek sola. O kadar da Burayı da kapatma alıyorum. kız. Hop, aslında şurada Tamam, küçücük bir şeyden güzel. bahsedeceğim. Şu anda gözüküyor mu? Anlamaya çabalıyorum ben de bir yandan. Bence gözüküyor. Let's go. Tamam. Karşımda şey de yayında açık. Oradan aynen safe ve en azından görebiliyoruz. Güzel. Şimdi burada aslında basit bir reflected XSS şeyi yazdım. Deneme kısmı yazdım. Baktığınız zaman ölümcül bir böyle şey görmüyorsunuz ama genelde mesela şey algısına düşebiliyoruz. Yazılımcı olsam veya hani sürekli bir proje çıkarsam ve yazdığım framework'e güveniyor olsam hani %100 ilk başta benim de şey yapabileceğim, hani ya ben bunu zaten kullandım diyebileceğim bir şey var. Şimdi baktığınız zaman şurada safe diye bir kelime var arkadaşlar.
aldığınız name ile aldığınız value'yu buradaki safe'e veriyorsunuz ki hani sen bu arkadaş bunu safe hale getir. Hani sen buradan bunu bir çıkart. Hani böyle değilse boş değilse de salla gibi bir kısım oluyor. Yani safe charge diye geçiyor bazen. Hani sanırım PHP'de de vardı. Hatırlamıyorum hocam tam onun şeyini. Special charge olarak falan mı Öyle geçiyor? bir şeydi. Bazen Aynen. böyle syntax'ta böyle kullanıldığında gerçekten sizi böyle secure hale getirebileceğini göreceğiniz küçük küçük şeyler var. Ama aslında bunlar sandığımız kadar %100 secure değil veya bizim istediğimiz işi yapmıyor olabiliyor. Bu yüzden aslında biraz daha çok bir projede bir şeyleri yazarken, ayaklandırırken veyahut ters tarafından bakarsak test ederken tutup da buradaki aslında bu iş gerçekten ne işe yarıyor? Bazen de eğer ki kaynak kodu erişimimiz varsa IDE'yi alıp da böyle hani küçük küçük testler yazmaya diyelim ki bir projeyi aldınız onun testler tarafına gidip böyle küçük bir unit test gibi bir şey entegre edip kendi küçük testinizi yazıp oradaki metot gerçekten ne yapıyor veya işte bu arkadaşın kullandığı bu özellik ne işe yarıyor diye küçük testler yaparsanız testiniz çok daha farklı bir noktaya evrilebiliyor. Yani gerçekten böyle hani direkt göremeyebileceğiniz şeyleri görmeye başlayabiliyorsunuz. Çünkü direkt olarak hani black box test yaparken ya şuraya da gideyim illa hemen şunu yazayım gibi bir şey aklınıza hemen gelmeyebiliyor. Veya diyelim ki o an böyle denediğiniz bir WordPress siteniz var. Bu WordPress içerisinde bu olmayabiliyor ama kişisel görüşüm, kişisel düşüncem bu zamana kadar çıkardıklarım aslında böyle bir şey böyle şey gibi ne denir ona böyle? Langırtta sürekli çeviriyor gibi değil de böyle aslında davranış analizi yapar gibi incelemek ve yapmak aslında çok daha kıymetli oluyor. Çünkü davranış analizi yaptığınız şeyi anlayıp gerçekten daha iyi manipüle edebiliyorsunuz. Öyle. En Güzel. son XML Validators'ı not etmişim buraya. XML Validator kısmında aslında baktığınız zaman çok fazla yanlış kullanım olabiliyor. XML data çok fazla gerekebiliyor. API entegrasyonları veya API endpointlerde çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Yavaş yavaş API'lerde tamamen aslında eskiden kalan API'leri yeniye evretmeye çalışırken JSON data'ya geçtiğimiz zaman bazen aslında XML data almayı artık bırakmaları gerektiğini unutulabiliyor. Çünkü çok fazla insan bir projede çalıştığı zaman biraz daha hani bir şeyi kim yapacaktı, onu kim kodlayacaktı unutulan bir şey. Content negotiation çok kıymetli bir şey bence. Çünkü baktığınız zaman sadece JSON aldığını gördüğünüz bir yerde hani trigger edemediğiniz bir zafiyeti XML içerisinde XML'in yeteneklerini kullanarak trigger edebilirsiniz. Buradan birazcık toparlayıp örneğe doğru geçeceğim. Dur Zamanımızı Nur, biraz insanlar PDF'de senin yüzünü görmek istiyorlar. Yayına hep yüzünü veriyorum. Slide'da ilerliyorsan, dur slide'ı vereceğim şimdi, bekle. Heh, Slide'dayım tamam. hocam. Aynen, slide'a geçtim. Arkadaşlar birazcık sabredin, gene şey yaparız. Hadi bakayım. Şimdi kod quality kısmını hızlıca geçeceğim. Şimdi DevSecOps vesaire yaklaşımlar konuşmuştuk ya. Bu aslında bence çok önemli bir kısım aslında. Hani bunun için bile spesifik bir aşama ayırabiliriz ama kod quality dediğimiz şey eğer ki bir ortamda büyük bir yerde hani işin mimari kısmında çalışıyorsanız özellikle arttırmanız gereken bir şey. Çünkü kaynak kodun kalitesi dediğimiz şey ekiplerin aslında beraber ne kadar iyi iş çıkarabildiğine bağlı. Yani sizin analiziniz sonucunda sadece zafiyet kapanmıyor. Aslında karşıdaki ekibe hani kalitesini arttırmasını da söylediğiniz zaman o adam bir şeyleri daha dikkatli yapmaya ve hani nerede eksik bıraktığını, dead code mu bırakmış, işte hiç kullanmadığı şeyler mi var, kendisini 40 kez tekrarlayıp aynı metottan 100 kez yazıp tonlarca if'in içerisine girip tek tek mi şey yapmış, bunu bir modüler hale mi getirememiş. Bunlar aslında sizin karşıya verebileceğiniz mükemmel katma değerler ve hani bunu verdiğiniz zaman da aslında gün sonunda çok daha güvenli app'ler çıkabiliyor. Hani yaklaşım olarak verdiğiniz şey spesifik bir zafiyeti kapatmak. Ben seninle SQL injection kapatıyorum diye gitmek gerekmiyor illa yazılımcıya. Çünkü o beraber çalıştığınız bir ekip arkadaşı ve gördüğünüz bütün eksiklikleri vermek çok daha faydalı olabiliyor. Çünkü gün sonunda karşıdaki SQL injection aslında geçmişte unutulmuş bir yerden gelebiliyor. Ben burada bir Hani şey sorabilir miyim sana Nur? Hani
Tabii Şimdi ki. mesela dead code diyorsun ya, hani mesela yani karşılıklı iki muhabbet edelim. Senin de oradaki tecrübelerinden yararlanmak istiyorum ben. Şimdi Tabii. mesela bir zafiyet fixlenirken genellikle yaklaşım o zafiyetin oluştuğu noktayı da yıldan çözmek değil de çok daha öncesinde bir an önce o input'a bir şeyler yapıp hani exploitation'ın önüne geçmek, zafiyeti kapatmak değil aslında birçok kişinin yaptığı. Ama bazı zafiyetlerde mesela o dead code, yani o ölü kod bile onu da codebase'den ayırmak çok kıymetli. Yani codebase'den çıkartmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ve çok geçtiğimiz zor. çok zor ama geçtiğimiz sene bir case'le karşılaştım ben. Bir object injection zafiyeti gibi, yani deserialization zafiyeti de hani o chaining'i yaparken o dead code class'ları kullandım. Yani code base'in içerisinde bırakılan bir takım class'lar ve jar'lar var hani ve dependency olarak da artık kaldırılmış. Hani kullanım code base hiçbir yerde kullanmıyor ama namespace'e eklemiş, bırakmışlar öyle mesela. Yani hani senin gözünde öyle bir uygulamanın yaşam döngüsüne baktığında o dead code'ların ürettiği ne gibi problemler var senin de karşılaştığın diye bir sormak Hocam istedim. şöyle problemler var. Şimdi en başta hani küçük kısmından, basit kısmından başlarsak aslında deploy ettiğiniz uygulamanın boyutunu ölümcül Aynen arttırabilirsiniz. öyle. Özellikle yıllardır kullanılan uygulamaysa hani şey böyle statik analiz tool'una verdiğinizde Allah kahretsin ne yaptın kardeşim tadında tonlarca hatayla karşılaştığınız bir hale gelebiliyor. Gün sonunda hani dediğiniz gibi aslında bizim burada yazdığımız payload'un kalitesini arttıracak, bize yarayacak ama gün sonunda production'a hiç yaramayacak şeylere sebep olabiliyor. Bu Evet. da yani sizin böyle yazdığınız payload'da hani gidebileceğiniz aslında bir zafiyet keşfettikten sonra o zafiyet orada kalmıyor. Hani print hello yazdırdıktan sonrası değil de olay böyle. Biraz daha çok sizin hep anlattığınız gibi bize aslında bu iş nasıl weaponize olur? Etkileri nedir? Nasıl ilerletirsin? Bir üst boyuta nasıl arttırırsın? Hani çünkü zafiyeti anlattığınız zaman karşıdaki insana böyle ya o zaman ne işe yarıyor ki bu? Hani çünkü sadece alert 1 ile görüyor. Bu adamın impact'ini anlatmak veya bir SQL injection'ın, bir command injection'ın orada sizin alabileceğiniz, inherit edebileceğiniz class'lar aslında çok zengin oluyor. Çünkü sağ olsun hani yazdığı şey o kadar kabiliyet veriyor ki bazen hani sadece kodu okuduğunuz zaman orada koyabildiğiniz payload'da eğer ki syntax'ta vesaire de programlama yetenekleriniz de iyiyse oradaki payload'a adamın yazdığı güzel tatlı bir metodu bile hani çağırıp oradaki arkadan belki o metotlu adam bir datayı geliyor çağırıyor mesela. Sizin hiç orada gidip de işte bilmem ne bypass'ı yapmanıza oradan başka şeyleri çekmenize gerek kalmıyor. Zaten bu içeride yazılmış çardan bir metot. Hani baktığınız zaman privilege olarak da sizi böyle direkt olarak alert etrafa gösterecek bir şey de değil. Yani Aynen öyle. mükemmel karlı bir iş aslında. Hani böyle bizi de az sulandırıyor. Gün sonunda ama ölümcül bir hale geliyor. Bunun mesela şey tarafındaki backend ile frontend ayırırsak backend tarafındaki yoğunluğu ayrı bir dert. Evet hani sunucu boyutunu arttırdınız, load'u arttırdınız, bir sürü şey inherit ettiniz, kullanıcıya arttırdınız. Frontend'ine bakarsanız da frontend tarafındaki çok büyük kodlar barındırdığınız zaman, ayıramadığınız main.js'ler barındırdığınız zaman, bir şeyleri modüler hale getirmediğiniz veya lazy loading dediğimiz aslında biraz daha çok kullandıkça yükle gibi bir mantığa getirmediğiniz zaman. Bunun performans gapi o kadar fazla ki. Çünkü baktığınız zaman özellikle bir main.js'i çok yüklü olan bir yer düşünün. Adamlar bir anda aşağı inebilir. Hani böyle doğru noktaları kaşıma noktasında çok kötü. Hani çünkü baktığınız zaman düşman skalası veya ne denir? Kendi Atakır yüzeyinizi veya Atakır profilinizi çıkarttığınız zaman eğer çalıştığınız yer gerçekten çok kritikse bu tarz şeyler çok büyük önem arz ediyor. Çünkü hep şey deriz çok basit geliyor ama hani biz mesai saatinde bakıyoruz işte adamın bir dünya vakti var böyle şeyleri bulabilmek için gerçekten öyle ya. Hani orada bıraktığınız ya yarın da hallederim bunu da işte modüler modüler nasıl ayıracağız dediğiniz şey bir gün sonrasında hayatınızı değiştirebiliyor. Yani ben bunun böyle bir efektini gördüm. Süper. Şu an slayta döneyim tekrardan. Hani ekrana yayına verdim.
Orada da bir dakika şöyle bir şeye geçeceğim. Gün sonunda ben şöyle bir sunum hazırlamıştım geçmişte. Beraber çalıştığım ekipler için şey yapıyordum. Bunun linkini de burada koydum. En faydalı gördüğüm şeylerden biri şuydu hocam. Hani genellikle bu cloud geçişlerinde falan çok fazla şey yapıyorlar. Nasıl diyeyim? Bir yaklaşım olarak geliyor ama buradan hani legacy çalışan ekibin de alabileceği çok şey oluyor. Ama cloud geçişlerinde de çok önemli. 12 faktör app dediğimiz bir yaklaşım var aslında. Buradan bu sunuma da ulaşabilirsiniz. Bunun detayına çok girmeyeceğim. Ama hani dedim ya yaklaşım değiştirmek hani architecture'da çok büyük önem arz ediyor. Bu 12 faktördeki şuradaki her bir şeyi aslında doğru düzgün uyguladığımız zaman aslında temel seviyede bir nevi güvenliği de işin içerisine katmış oluyoruz. Hani burada şey dahi vardı bir yerde. Authorization ile ilgili yetkilendirme kısımları, rol bazlı yetkilendirme. Hani al sana güzelce bir hani authorization zafiyetinden hızlı kaçış yöntemi. Yeter ki böyle prensipleri, yaklaşımları hani böyle güzel ortama uyguladıktan sonra biraz daha çok böyle bir olgunluk seviyesi kazanabiliyor. Velhasıl bu tarafı da toparlıyorum. Şimdi biraz daha çok şuradaki örneğime geçeceğim. Şimdi hani demiştim ya ben Java'yı gerçekten sevmiyordum, lanet okuyordum. Web tarafında çalışırken aslında NetSpark'lıdayken Ferruh bana güzel bir görev vermişti sağ olsun. Gideceksin işte Java engine'leriyle uğraşacaksın. Bu zafiyetleri tek tek ayıracaksın. Şöyle şöyle yapacaksın. Bunları çıkartacaksın. Ekipte de çok Java'yı seven de yoktu o zamanlar. Şu an nasıl bilmiyorum. Eğer lütfen şey yapmayın arkadaşlar. Velhasıl bunlardan bir tanesi S245'ti. Zaten hani uzun bir seri bu. Ama en faydalı gördüğüm zafiyetlerden bir tanesi. Ben burada şunun için uğraşacağım arkadaşlar. Step by step gideceğim. S245'in bir analizini yapıp burada kaynak kodda ilerlediğim kısmı aslında burada kendim anlamaya çalışırken geçtiğim yerleri göstereceğim size. Normalde ben bunu ide üstünden tek tek oradan oraya oradan oraya şeklinde gittim. Ama velakin biliyorum anlatırken yolumu kaybedeceğim için dosya isimleriyle beraber aldığım yerleri burada tek tek referansladım. Bazı yerlerde de özellikle gidip GitHub commitlerine geçirdim. Şimdi burada S245 zafiyetinin kaynak koduna gelmeden önce basitçe bir hızlıca ne olduğunu hatırlatacağım size. Ben Şimdi arada seni nefeslendireyim. 5 dakikan var can dostum, tamam mı? Hani hızlı wrap up et olur. bize. Hadi bakalım. Tamamdır. Toparlayacağım. Şimdi bu zafiyet temel bağlamda baktığınız zaman Trust Framework'ünü kullanan uygulamalar üzerinde hani Content Type'a Original Injection yani Expression Language Injection dediğimiz Code Injection zafiyetinden meydana geliyor. Burada baktığınız zaman çok basit bir payload'la denedim aslında bunu. Bu bunun aslında keşif payload'u. Weaponize edilmiş hali değil arkadaşlar. Burada basit bir mantık var. Baktığınız zaman kaynak kodda da birazdan göreceğiz. Multi-part form data var ya. Burada bir expression'a vermeden öncesinde sadece şeye bakıyor. Boundary vesaire başka bir şey bunun formatını geri kalan şeyleri kontrol etmiyor. İçeriğinde multi-part form data geçiyor mu? Bir blacklisting yapıyor. Daha doğrusu yanlış bir ayırım metodu yapıyor ve gerisine hiçbir şekilde bakmıyor. Burada bunu yaptıktan sonrasında sadece siz bunu bir yere koyup bunu girdikten sonrasında buradaki content type'ın içeriğini expression'a verip yorumluyor. Expression dediğimiz şey de zaten struct framework'üne Xwork 2 ile beraber gelmiş OGNL dediğimiz expression language desteğinin içerisine veriyor. Ve gün sonunda da işte burada basitçe bir kod çalıştırıp bizim burada sadece tespit için kullandığımız kısmı görüyoruz. Bunun sonunda eğer weaponize etmek isterseniz code injection kısmındaki payloadlarla biraz araştırdığınız zaman zaten çok güzel hallerini görüyorsunuz. Ama velakin hızlıca toparlamamız gerekirse biz bunu kodda nasıl görebilirdik, anlayabilirdik kısmı. Bu benim çünkü yaklaşım olarak research tabanından gel ve şimdiki test metotlarını uygula şeklinde kafamda toparladığım bir şey. Şimdi Struts XML'e baktığınız zaman Showcase uygulamasında veya herhangi bir uygulamada Struts'la yazdığınız kendi uygulamanızda da şurada package name olarak Struts default'u görüyorsunuz. Bu normal Struts framework'ünün kendi paketlerini, kendi inheritance'ını aldığınız kısım aslında.
oradaki olan her şeyi ben de alıyorum, bunları kullanıyorum dediğiniz kısım. Peki bu paketin içerisinde neler var? Strat S245 odaklı gideceğim için direkt olarak bunun meydana geldiği yerlerden biraz hızlıca toparlıyorum. Şimdi baktığınız zaman biz buradaki upload işlemlerini aslında Jakarta plugin ile yapıyoruz. Multipart request. Baktığınız zaman buradan ilk başta bunu kullandığımızı görüyorum. Hani basit bir mantıkla bunu gittim, bunu aldım. Strat default'tan o zaman ben bunu upload için gidip Jakarta plugin'i kullanacağım diye gidiyorum. Multipart request. Şimdi ilerlediğim zaman şöyle bir şey görüyorum. Şimdi content type'ın içerisinde yani normalde bakın şurada nereden geliyordu? Org Apache Strat 2 dispatcher içerisinden geliyor ya. Şimdi burada dispatcher Java'ya gittim arkadaşlar. Dispatcher Java içerisinde peki bu content type'ı nasıl almış? Hani zafiyetin meydana gelişini anlatmıştık ya, multi part form datayı içermesi gerekiyor. Bakın burada kodu okurken şunu görmek aslında çok kıymetli. Content type içerisinde bunu içeriyor mu? Ha, hala böyle expression kısmına gelmedim. Güzel, devam edelim. Şimdi Jakarta Multipart Request plugin'inin çalışma kısmına geldim aslında burada. Burada baktığınız zaman şurada build error message diye bir kısım görüyorsunuz. Şimdi exception'larla size eğer herhangi bir şey olursa, beklediğim şey gelmezse. Şimdi beklediğim şey gelmediği durumlarda ben bir error message build ediyorum. Okey. Standart bir davranış. İlerliyorum. Burada baktığım zaman benim bu mekanizmam nasıl çalışıyormuş? Çünkü aslında benim bu error message'larım, meydana getirdiğim şeyler benim karşılaştığım datadan, bunlardan herhangi bir şey içerecek. Ve bunun davranışı aslında çok önemli. Çok basic bir şey aslında değil mi bu? Yani error message. Ekrana yansıtacağım. Hatan bu. Bundan olmuyor bu. Bundan yapamıyorsun gibi bir şey. Şimdi bakıyorum. Bunu yaparken de localize text util içerisinde find text kullanıyorum. Ve i nokta get message'la alıyorum ben bunu. Peki i nokta get message find text metoduyla gelen kısım. Şimdi burada biraz daha ilerlediğinde oradan oraya atlayarak gittiğimiz kısımda burada birkaç commit'in içerisinde dolaştığım kısımdan aldım bunu. Find text metodunun nasıl çalıştığı kısmı. Şimdi bakın get message vardı ya, i nokta get message. Benim bu normal mesajım. Bu mesaj kısmı aslında burada default message'la beraber geliyor. Ve şuradaki hani value stack'in içerisinde de storelanıyor. Tamam. Ben bunu taşıdım. Hani bununla gitti find text kısmı ve şuradaki aslında comment'ler içerisinde çok kıymetli bir şey var. Comment okumanın kıymetini ben bunda özellikle gördüm. If a message is diye giren kısımda şurada bakın kod içerisindeki kısmın original expression içerisinde evaluate edeceğini. Evaluation zafiyetleri olarak geçiyor bu kısım. Yani sizin tekiniz içerisindeki şey gidecek bir original expression içerisine girecek ve evaluate edilecek. Çok kıymetli, çok güzel. Ya. Oraya hani inject edebileceğiniz şeyin böyle haddi hesabı yok. Hele ki Java'nın böyle size verebilecekleri, vaat edebilecekleri kısmını düşünürseniz çok tatlı. Ama nasıl olacak? Bakalım. Şimdi şuradaki kısımda value siteğimizi toparlarken aslında find text'imize gelmiştik ya. Şimdi bu default mesajı alıyoruz ya. Mesajımızın içeriği aslında evaluate ediliyor ya bizim. Nasıl oluyormuş kısmı var burada. Build message format diye geldiğimiz kısım. Hani burada aslında metot kolları yaptığımız kısım. Bakın text parse util translate variables. Aslında şuranın içerisine girdiği zaman benim hani null da olabilir diyor ama benim mesajım burada tamamen evaluate ediliyor. Mesajımız dediğimiz şey ne? İçerisine giren şey ne? Benim content type'daki payload. Çok basit bir kısımdan giriyor bakın. Build message format. Bunun içerisine value stack'teki data giriyor. İçerisinde taşınan şey çok kıymetli. Bunun sonuna da baktığınız zaman bakın bunun hani şuradaki translate variables vardı ya. Mesaj var, value stack var. Aldığımız şeyi içerisinde nasıl evaluate edildiği ve aslında bizdeki günün sonundaki oradaki evaluation'ı sunan metot text parse util. Yani bizim buradaki
expression'ı çalıştırma yetkimizi, oradaki yeteneğimizi sağlayan metodumuz burada. Velocitech'te aldığı şeyi teşekkür ediyoruz. Direkt olarak expression'a koyuyor, yorumluyor ve artık orada sadece fine text'e giden veya işte mesajın get default message arc olarak taşınan diğer yerler sadece bunu hani yoldaki taşıyıcıları olarak kalıyor. Benim aslında kökteki buranın hani şurayı da çalıştırmamı sağlayan ve original injection yapmamızı sağlayan kısım aslında kökte en son buraya geliyor. Ha, ama buraya gelene kadar bunu durdurmalı mıydık? Kesinlikle durdurmalıydık. Oradaki ilk baştaki content type'ın içeriğini kontrol ettiğimiz kısım vardı ya. En başta aslında orada bütün iş durmalıydı. Content type'ın içeriği çok belirgin bir şey olur. Hani burada belirgin bir formatı vardır. Onu o şekilde almak aslında en büyük yaklaşım yanlışlarından bir tanesiydi. Ya yani şuraya kadar aslında olayın gelmemesi gerekiyordu. Çünkü siz bunu parse ederken bunun içerisinde bir filtering mekanizması, bir kontrol mekanizması, hani bir validation koymayabilirsiniz. Ama ve lakin hani bizim buradaki bütün yeteneğimizi sağlayan buradaki kısımda. Ve en sonunda gün sonunda bakın şuradaki parser evaluate expression. Güzel bir şekilde artık bizim bir original injection yapabilmemizi sağlayan son kısmımızla beraber yani text parse util Java içerisinde burada gönderdiğimiz payload tamamen yorumlanmış ve bitmiş oluyor. Burada aslında biraz tersine çevirmek istiyorum. Hızlıca zamanımızı çok kötüye kullanmadan. Debug true, debug false yani karşınızda gördüğünüz hataların ne kadar ayrıntılı olacağını incelemek çok önemli. Eğer debug true olarak görüyorsanız hani bu stack trace'ler karşımızda gördüğümüz detaylı şeyler vardır ya. Onları aslında debug true'yken daha iyi görüyoruz. Ki bir production uygulamasında debug false olduğunu beklemiyoruz ama error and exception arasındaki fark çok önemli geliyor bana. Bir kelime ondan bahsedeceğim. Hata dediğimiz şey aslında önce exception'ı anlatmak daha mantıklı. Exception yazılım içerisinde baktığınız zaman hani try catch blokları içerisinde görüyoruz ya beklediğimiz bir davranışın çıktısını görmektir. Yani aslında bu zaten hani şu olursa bunu ver. Bunlar da bunu ver gibi kısımlardır. Ama hatalar işin içerisine katmadığınız veya bir ürün yazılırken bir yazılım döngüsü içerisinde hiç hesap edilmemiş case'lerden ortaya çıkar. Ve aslında bu case'leri bulabilmek gün sonunda bize en güzel hani tadabileceğimiz kısmı getirir. Peki aslında bu kadar kaynak kod içerisinde biz dolaştık ya tek tek ya bunu nasıl görebilirdik dediğimiz kısım. Hocam sunumu tekrar getirebilir misiniz? Tabii, Son ben bir takip şeyimiz ediyorum. kaldı. Aynen. Tamamdır. Şimdi bu uygulamada S245'i görürken hani çoğu kezden girdik örnek bir uygulamadan arkada tekrar framework kodlarına geçtik ya gerçekten biraz yorucu olabiliyor. Hani o noktada eğer ki hataları doğru düzgün inceleseydik bu analizi ne kolaylaştırabilirdi? Yani bir uygulamayı debug yapar gibi pentest yapsaydınız ne görebilirdiniz? Arka tarafta bakın bu benim şuradaki Docker'ımdan aldığım bir ekran görüntüsü arkadaşlar. Burada baktığınız zaman hani bizim tek tek dolaştığımız yerler vardı ya. Multi-part request, multi-part request, wrap request, tek tek içerisinde dolaştığımız yerler, filtreleri veya bunları inherit ettiği yerler. Yani yeter ki şuradaki exception'ı doğru okuduğumuz zaman ya bu hata neredeydi diye gidip bakacağımız yeri aslında doğru görüyoruz. Hani şurada her şey bir tırnak atmakla başlar deriz ya. Buraya yazdığınız bir şeyin şurada nasıl tepki verdiğini incelemek aslında oradaki statik kod analizindeki hayatınızı çok daha kolaylaştırıyor. Orada sizin hani davranış analizi yaparak debug etmenizi sağlayacak en güzel şey bu oluyor. Yani şuradan hareketle gidip evet hani ben burada bunu gönderiyorum. Jakarta Multipart Request plugin'inde bir problem var. Bunu parse edemiyor. Ben ne göndermiş olabilirim ki arkada işte beklemediği bir case'e rastlıyorum. Oradan onun aldığı input'u nasıl değerlendirdiğini incelersiniz ve hani bir yerden sonra çorap söküyor denir ya. O şekilde ilerleyebiliyor aslında. Hani benim zaman içerisindeki yaklaşımım tamamen buna evrildi. Böyle olduğunda daha fazla keyif aldığımı gördüm. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Eğer böyle şeyim vaktim
vesairem şey olmasaydı, bunun daha sonrasında nasıl bir Java payload'un weaponize edildiğine, nasıl bypass edildiğine, daha doğrusu payload içerisinde bypassların nasıl yapıldığına doğru girmeyi planlıyordum. Bir gün vaktimiz olursa buna da gireriz umarım. Şimdi yavrucuğum, bir saat sunum hakkı verdim sana. Hala bana diyorsun ki vaktimiz işte öyleydi de böyleydi de. Yani hani ne istiyorsun? Kanalı üzerine mi yapalım yani hani? Daha etkinlikte 20 dakikalık talklar var, 40 dakikalık talklar var. Bir saat çiçek gibi anlattın gerçekten. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Chat, tüm mesajlarını zaten bir yandan görüyorsun. Sunumunla alakalı bir anket hızlıca açıldı. Zafiyetsiz kod olur mu? Kodlar yerinde durmuyor. Süper, ayrı yayın isteriz diye bir anket var. Herkes buna abanacak büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ayrı bir yayında planlarız. Ben kanalı veririm. Tamam, stream key'li falan. Sen sabaha kadar takıl evladım. Tamamdır hocam. Bera'yı da alırım yanıma. Ara bu şekilde... Hiç değişmemişsin yani, hani ilk tanıştığımız zaman da en önde böyleydin. Hani 8 sene kadar önce sağ önler ikincisin. Ama hocam bakın şimdi eski diyecek, şimdi şurayı ben anlayamadım diye bir dünya soru soruyordu. Benim için böyle birazcık kendimi yaşlı hissettiğim ama duygusal anlamda çok mutlu olduğum bir an. O yüzden teşekkür ederim ki katıldın. Ama hocam ben teşekkür ederim. Bir kere yaşlı hissetmeyi, hala anlattığın şeyleri aynı enerjiyle anlatıyorsun saatler boyunca. Hani nefesli kalana kadar dinleyebiliyordum. O benim için böyle şeydi. Hani şu sektöre giriş entropi değerimi arttıran şeylerden biriydi. Hepimiz çok için çok ederim. Keyifliydi. O yüzden arkadaşlar alkışları gönderiyorum. Tebriklerinizi de sizin sesiniz olarak Nur'a iletmekteyim. Can dostum çok teşekkür ederim. İyi ki, ben teşekkür iyi ki ederim. Sunum yapmaya aramızdaydın diyorum. Seni aldım yayından. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet, bir saat kanalı verdik. Dedi ki sıram olmasaydı, işte şöyle olmasaydı, yan yattım, çamura battım. Çık kız buradan. Terk et. Çıkıyorum hocam. Azıcık şey yaptım ama özür dilerim. Banlayalım. Velev ki programımıza Utku Şen ile devam edeceğiz. Etmeden önce bu biz ne yapıyorduk arada? Bir şey daha yapıyordum ben. Tamam. Hepiniz buradasınız değil mi? Çekiliş için buradasınız. Tamam, bir saniye durun. Çekiliş ekranına geçelim.